10 dakika çekilmeye karar verilmiş bir videoya hoş geldiniz. Normalde böyle inceleme videolarını uzun video olarak yüklemeyecektim. Ama maalesef short videosu sadece 1 dakikalık video yüklememe izin veriyor. Ve bu şimdi açacağım kutu, inceleyeceğim kutu oldukça dolu bir kutu. Uzun uzun böyle part yapmak istemedim. Tek şeyde yükleyeyim, geçeyim dedim. Umarım hoşunuza gider ama umarım keyif alırsınız bunu izlemekten. Bu arada keşfetten gelenler de hoş geldiniz. Umarım iyi anlaşırız. Şimdi gelelim zurnanın öttüğü yere. Bana böyle bir lens kutusu geldi. Bu lensleri ben seçtim. Denemem için gönderdiler. Ama sandığımdan daha dolu çıktı kutu. Ve bütün kutuları böyle geri dönüştürülebilir. Zaten dokusundan falan anlaşılıyor. Dizaynları da çok güzel. Lens kutularına bayılacaksınız. Çok sevdim. Göstereceğim şimdi yavaş yavaş. Önce böyle işte tatlı. Pardon lütfen. Böyle tatlı bir anlatım kartı çıkıyor. Ve şimdi burada 6 tane lens var. Lens kutusu da gönderdiler yanlarında ve şu dizaynı bakın. Çok tatlı. Onları görünce dedim ki bu nasıl lens kutusu? Ben bu nasıl bir şey olacak bu? Şuna bakın. Gözüküyor mu? Böyle tatlı lens kutuları göndermişler. Ben hatta bir tanesini açtım, şey yaptım. Lensleri karıştırmayayım ismini diye. O etiket kısmında koparılabilir bir kısım var. Orayı da göstereceğim. Onu buraya yapıştırdım ki hani hangisinin içinde hangi lens var görebileyim diye. Lens kutularına ek olarak bir de şöyle lens takma ve çıkartma aparatı koymuşlar. Ve bu normalde piyasada satılan lens çıkartma aparatları ben almıştım. Şu kısmı şey oluyor. Bu kısmı sert plastik, bu kısmı düz plastik oluyordu. İnce işte yapıştırılan silikonlar gibi oluyordu ama bunun tamamı plastik. Hani kırılma şeyi olmaz. Bunun da bu kısmı sert, bu kısmı silikon alt kısmı. Şöyle de ayrı kapta koymuşlar. Şimdi sizi sıkmadan lensleri denemeye geçiyorum. Kahverengi, mavi ve yeşil lenslerim var. Önce yeşilden başlayacağım. İsmini de yazacağım buraya. Şu şekilde geliyor. Böyle kahve tonumsu gibi aslında bu yeşil. Deneyelim bakalım. Bu arada ışık kötü olduğu için üzgünüm. Dışarısı 43-45 derece gerçekten. 40'ların üstünde ama onu biliyorum tam olarak bilmesem de. Ve güneşi alamazdım karşıma. Şimdi ben normalde de aparat kullanıyorum. Çünkü tırnaklarım uzun olduğu için lensi hani takabilsem de çıkartması falan zor oluyor. Bunları kullanacağım. Hemen bunları bir sterilize edeyim. Aparatla aldım. Yerleştirdim. Birinci lensin duruşu bu şekilde. Ben beğendim. Yeşil lensi kendime yakıştırıyorum ya. Mavi, kahverengi falan yapay durabiliyor bende ama yeşili beğeniyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdi aparatla çıkartayım hemen şunu. Pat diye çıkıveriyor. Elimde 2 çeşit mavi var. İkisi de birbirinden güzel. Ben bunları dayanamayıp açmıştım. Böyle paketleri falan zaten geri yapıştırılmış. Bakın bu mavi dışı koyu, iç kısmı açık mavi şeklinde. Bunu hemen takalım. Bu arada inanılmaz rahat oturdu. Yeşil sağ gözümde kaymıştı. Sol gözümde sabitti. Sanırım ona biraz fazla su aldım ya da ıslattım bilmiyorum. Ama bu böyle cuk diye oturdu ve kaymıyor. Çok ince. Gözümde hissetmiyorum şu an. Kutuda gözüktüğünden daha koyu maviler. Bakın şöyle yaklaştırayım. Ben bu mavi çok cırtlak duracak diye düşünüyordum. Hatta iç kısmı fazla açık maviydi. Dış kısmı koyu olsa da. Hani o yüzden böyle ne bileyim çok garip durur diye düşünmüştüm ama düşündüğüm kadar garip durmadı ya da böyle cırtlak durmadı, hatta oldukça koyu geldi bana. Beğendim. Bu mavi denemeden önce bir kahverengi deneyeceğim. Bakın bunun da dış kısmı böyle hafif böyle siyahlık, daha koyu bir kahvelik var gibi, iç kısmı açık. Bu daha mı koyu duracak, daha mı açık duracak bilmiyorum ama bu bence çok açık duracak gibi çünkü o koyu kısmı o kadar yoğun değil. Bu 3. kahverengi lens benim gözüme büyük geldi. Göz bebeğimin dışına taştı. Ve o koyu kısmının dışına taştı. Bayağı büyük geldi. Hatta yakından göstereyim. Hah bak, gözüküyor mu ışıklar? Bakayım aslında. Güzelmiş bu. Bayağı açık göstermiş. Ya açık mı? Ama benim göz rengime çok yakın ki bu. Tamam işte, senin göz rengin koyu. Biraz daha açık göstermiş. Ben çok fark göremedim. Ben de, bu benim seçtiğim miydi? Galiba. Bak bakayım, bak dışına taşmış ama bir tık. Bunlar belli olmuyor mu uzaktan? Uzaktan belli oluyor da yani sonuçta lens. Yani o da doğru. Alena beğendi bunu. Kendim böyle şey gibi hissediyorum. Şey vardı ya, Alacakaranlık'taki böyle kan. Hasta ruhlu bir şey vardı, kardeş vardı. Adını unuttum. Onun gibi hissediyorum. Onun göz açık, diğerlerine göre daha bir sarımsıydı, kahverengimsiydi, bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Rahatsız ediciydi göz onun. O bahsettiğim vampire benzeyebilirim bunlarla ciddi anlamda. Çünkü bu bir tık böyle şey, turuncumsu. Bak göstereyim. Oha! Kamerada güzel geliyor. Çünkü böyle hani saçlarım da turuncu, bu da turuncu tonlarında, kahve tonlarında. Bilmiyorum. Böyle bazı manken fotoğrafları falan vardı. Hani böyle gözleri saç rengine yakın olan modeller vardı. Ben onları hep çok güzel bulmuşumdur. Bu bana o yüzden burada çekici geldi. Korkutucu mu, güzel mi? Bunu siz söyleyin. Çünkü bilmiyorum. Şahsen ben bunu dışarıda takmak isterim. Bakın iyice yakından böyle duruyor. Bir şey diyeyim mi? Bu lensle fotoğraf çektim. Onları da buraya koyacağım. Ona göre karar verin beğenip beğenmediğinizi. Hazır farklı modelleri denemişken buradan devam edeyim diyorum. Bunun da yine etrafı böyle mavi, içi kahverengi. Ne söyleyeceğim? Oldukça geniş bir lens olmasına rağmen kaymadı, batmadı. Gerçekten bu da ince, hissedilmiyor yani. Ve boya kısmı iç kısımda olduğu için gözüme de büyük gelmedi. Bakın bu da bu şekilde. Güneşte de. Bakın o renkli kısmı gözüküyor. Bunu beğendim. Bu arada bu kahverengi diye geçiyor ama böyle bir yeşilimsi durdu güneşte. Anlamadım. Baksana, yeşil gibi değil mi? Değil mi? O yeşil gibi. Ve böyle tonlaması falan da var. İç kısmı da böyle şerit şerit, hani göz iris kısmı gibi işte. Bu arada diğerlerine göre bence en doğal duranı bu oldu. Her ne kadar ben hani yapay durur diye düşünmüştüm. Çünkü dış kısmı mavi, içi kahverengi falan. Belli olur eder diye ama bayağı güzel. Bu bayağı güzel. Okulda falan da çok rahat kullanabileceğim lenslerden. Bu lense 10'da 10 veririm. Geçişlerini falan çok beğendim. Ve son olarak 6. lens. Mavi lens. Çok beğendim. Bu zamana kadar kullandığım en rahat mavi lenslerden bir tanesi olabilir. Normalde beni Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz ki bir tane mavi lensim var. O bir tık yine sağ gözümde kayma yapıyor ve onun iç kısmı, ya iç kısmı çok dar bir şekilde hani görüş alanıma giriyor ya da lensin kendisi çok büyük. Tam olarak bilmiyorum ama bu çok rahat. Bakın iç kısmı daha büyük. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz tabii. İç kısmı daha büyük. Renkli kısmı bir tık daha ince. Yani bendekine göre. Bayağı beğendim bunu. Yani saçımla, başımla, makyajımla bloom olmak istersem bu maviyi takarım. Söylememe gerek var mı bilmiyorum ama hepsi, bu 6 lensin hepsi inceydi. Bir tanesi gözüme büyük geldi. Bir tanesi de, ya ben onu sanırım o ilk yeşil dedim ya sağ gözümde kayıyor. Ben onu düşürdüm. Düşürdüm, bir iki sulayıp temizlemem gerekti. Sanırım onu çok sulu taktım. Ondan gözümden kaydı. Onun dışında hepsi çok rahattı. En çok mavi mutlu etti beni. Çünkü bendeki o mavi lens dediğim gibi görüş alanımı şey kapatıyordu bazı yerlere, yani kısmen böyle bir oynuyordu. Yeni daha iyi bir mavi lensim oldu. Çok mutluyum. Ve en sevdiğim şeyler de bunlar oldu sanırım. İnanılmaz tatlılar. Şimdi bunların hepsini temizleyeceğim. Lenslerimi koyacağım ve o şurasında şöyle isimlerin yazdığı bir etiket var. Bu kısmı kopartıp bundaki gibi üzerine yapıştıracağım ki neyin ne olduğunu bileyim. Çantamı atacağım, çıkacağım. Çok tatlı. Maviyi buna koyarım. Yeşili buna koyarım. Uzun bir deneme videosu oldu. Farkındayım. Ama umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni gelenler de umarım kalmaya devam ederler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi böyle iki partlık video atmam gerekirse artık bu uzun video kısmını atacağım. Yani burada daha sık görüşeceğiz. Eğer diğer hesaplarımda da beni görmek, izlemek, benimle daha çok vakit geçirmek isterseniz o hesaplarıma da beklerim. Görüşürüz.